Garip Galaktik. Rastgele takılıyoruz bugün. Merhabalar efendim. Merhabalar. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün gene bir konulu kayıt yapalım dedik ama konulu olunca olmuyor deyip rastgele geri döndük. Evet, konu yani kendini buluyor zaten ya. O cümle her yerine çekilebilir. İyi hissettim. Konuluk kayıt. Konuluk. Tuna da yok ama. Oyuncu olmuyor. Tuna'nın olayı ortadan girmesi zaten. Onu öyle bekliyoruz. Tabii. En son evet. Zack Snyder'ı alıp son J.J. Abrams'a vuruyorduk. Dedik bu şeyi kayıt altına alalım. Zack Snyder'ı aslında vuruyorum ben. Tamam. Daha doğrusu vuracak bilgim yok. Nedir adamın mesela şeyleri? Bilen var mı? Ne mesela Snyder'ın? Zack Snyder'ın Sucker Punch mesela Zack Snyder. Bence güzel bir film. Bence de güzel bir film, evet. Ufak bir düzeltme. Zack Snyder'ı değil, Joss Whedon'u alıp vuruyorduk. Zack Snyder başka... Dur bakayım. Bir şey daha vardı sanki ya. Vardı. Çalışmadan geldiğimiz belli oldu ama... Zack Snyder, abi bana sor ya, işte Man of Steel, Justice League, bir dakika Google'u okuyorum da sırayla, Watchmen var ya, Watchmen. Man of Steel'i beğeniyorum ya, Watchmen'i de beğeniyorum. 300 Spartalı. Watchmen diğer, evet 300'de Zack Snyder'ın, doğru. Yani şey, aslına bakarsan, Marvel yapmış. Suicide Squad gerçekten bir floptu yani. Yani. Yok, ben... Suicide Squad'ı evet. Justice League'in yanında sayabilirim. Suicide. Sucker Punch de dedin sen değil mi? Hı-hı. Yanlış mı anladım? Sucker Punch ilk filmlerinden. Suicide Squad yok. O da olmaz. Berbat. Olmaz, kabul etmiyoruz. Yani iyi filmlerinden ya, 300'ün konusu zaten Frank Miller'ın. 300 zaten romanını. Frank Miller'ın çizgi romanını şey, storyboard olarak kullanaraktan bayağı sadık kalmış. Nispeten. En azından görsel açıdan oldukça başarılı. Onun savaş sahnelerindeki hızlandırma ve yavaşlanma, hı-hı, yani o çizgi romanın havasını biraz hissediyorsun orada. Evet. Ben o stilde beğeniyorum o konuda. Bence Snyder o şeyi çok, yani böyle bir epiklik hissiyatını çok güzel verebiliyor sahnelerde. Sıkıntı evet. Böyle şey. Bir de bir tutarlılığı var bu arada. Ben o adam, bak onu sevdiğimi fark ettim. O böyle visual storytelling mi artık bilmiyorum da, yani bir tutarlı bir gidiyor şey açısından. Hani böyle tempo bazen yükselir azalır. Yani bir böyle şey mi, palet mi, hani renk paleti olması açısından bir tutarlı bir şey sunuyor mesela. Bana biraz şey gibi geliyor böyle. Adam biraz daha garantici. Böyle çok böyle hani filmde böyle o aman bilmem ne oldu falan demiyorsun yaptığı filmlerde ama belli bir tempoyu tutturuyor. Mesela Abrams'ın böyle sahneleri random birleştirme olayı yok. Snyder eninde sonunda iyi ya da kötü anlatmak istediği bir hikaye var gibi adamın. Hani başından sonuna. Snyder storyboarding iyi yapıyor. Yani tamam. Kafasında kurduğu hikayeyi güzel bir storyboard haline getirip onun üzerinde iyi çalışıyor en azından. Evet, daha çizgi roman var yapıyor bir de. O yüzden de belki çizgi roman adaptasyonları iyi oluyor. Evet. Bu arada şey, o açıdan gayet başarılıydı. Bak bir yani, Sucker Punch Watchmen'den sonraymış. Öyle miydi? 2011 Sucker Punch'a. Watchmen 2009. 300 Spartalı 2006. Mesela Watchmen de herhalde Alan Moore adaptasyonlarının en iyisidir. Evet. Benim bu adamın en favori filmi herhalde Watchmen ya. Çünkü altından da güzel kalktı. Yani o kolay, altından kolay kalkılabilecek bir hikaye değil. Değil. Zor bir hikaye. Bir de yaptığı birkaç değişiklik var çizgi romanından. Ve bence evet. kötü değişiklikler değil. Hani güzel olmuş. Evet. Filme uyarlamak için. Son mesela. Evet. Sonuyla ilgili değişiklikliği güzel evet. yapmış bence. Doğru. Bence de. Yani son olmaz yani, şimdi düşünsene. Evet, çizgi romandaki daha sönük kalıyordu tam böyle bir climax olacak yerdeki olay. Yani çizgi romandaki biraz belki şey, şimdi Alan Moore'un çizgi romanlarında aynı zamanda bir hikaye anlatımı da, düz yazı kısmı da var ya, hı hı. bütün çizgi romanlarında.
Yani herhalde o kısmı anlatmadan Alan Moore'un sonlarını anlamak çok kolay değil. Mesela şeyde de aynı şekilde. Providence'ın sonu da benzer bir şekilde. Yani beklemediğin bir son. Hani alışık olmadığında bir son ve Hollywood filmlerine alışıksan, özellikle bu hani insanın içinde bir kısmı hani satisfy etmeye çalışıyor ya, yani bir doymuşluk hissi vermeye çalışıyor. Alan Moore kapatma. Yani o, her zaman o beklediğin tonu bulamıyorsun Alan Moore'da. Yani beklemediğin son yapmayı çok seviyor. Beklemediğin son da yani hayalinin dışında bir son oluyor genellikle ve onun tadını belki çizgi romanı bitirdikten sonra işte üzerinden bir vakit geçmesi gerekiyor o sonu anlayabilmek için. Filmlerde insanın beklediği şey bu değil ama. O yüzden onun sonunu değiştirmesi hani sinema... Çizgi romanda after taste var diyebilir miyiz hocam? Yuttuktan var. Sonra böyle işte midenden yukarı doğru yükselen bir tat falan diye. Böyle gurme şey yapalım da. Ama bu arada yani o açıdan bile değerlendirdiğinde o adamın hani gezegeni terk etmesi dışında o kendi kişisel gelişiminin bir parçası spesifik olarak olan olayın çizgi romanın geri kalanıyla çok da bir alakası yok. Hatta yok yani. Hani bir şey düşünmüş. İlginç bir şey gelmiş evet, aklına. Evet. Çizgi romanda sanki o Mavi Pippin'in olayı bağımsız bir hikaye gibi gidiyordu. Filmde onu birleştirmiş bir şekilde. Yani hani dünya barışını nasıl sağlarım? Gayet hani Alan Moore'un dediği şey kadar bence filmde buldukları da geçerli bir şey olmuş. Geçerli, bozmamış. Tabii evet. Orada yaptığı biraz vakfa benziyor aslında değil mi? Yani ne foundation vakıf kafası. Ben de evet, vakıf isim yani... lütfen düşürmeyiniz. Vakıfa. Vallahi ben de anlamadım. Ne anlattığını tam anlamadım yani. Vakf you. Gramer kurallarını düzgün kullandığım için özür dilemeyeceğim. Yok. Bak, yani bak. Şey açısından diyorum. Foundation diyeyim o zaman siz Türkçe anlamıyorsunuz. Aa, daha da kötü oldu. Yani işte daha uzun süreli bir kötülükten ziyade daha kısa süreli bir kötülüğü tercih etme. Belki biraz Dune da buna giriyor ya. Değil mi? Öyle evet. Ben çok benzetiyorum zaten vakıfla Dune'u birbirine. O şey açısından. Hissiyat. Evet. Verdiği mesaj. Yani, kendi kaderini eline almaya çalışması şeyi var. Ve onda işte yani işte orada şöyle bir bilgelik var. İşte acıdan kaçamıyorsun. Mükemmel. Yani daha doğrusu cenneti burada yaratman mümkün değil ama olabildiğince yakın bir şeyi yapabiliriz gibi. Evet. Yani. Zaten büyük oranda da o sonun en çarpıcı şeyi anı herhalde Ozymandias'ın yani bunu durdurabilecek olsanız söylemezdim. Şu an anlattığım şeyler zaten oldu da bitti evet, diyor orada olması. Orada klişe işte kötü adam karakterini çok güzel kırıyor ya böyle. Hep böyle değil iyi mi? Adamlar son anda yakalarlar ve durdururlar. O son işte geri sayım 19, 8, 1 derken basamaz durdurların. Oğlum, o zaman niye bütün planı açıkladın durdurabiliyorsa? Aynen bu klişeyle çok güzel dalga geçmişler. Açıkladım evet. Çünkü ben zaten bunu açıklarken oldu bile yarım saat önce deyip. Spoiler evet, alert. Evet. Aslında yani hemfikiriz gibi yani oldukça iyi bir adaptasyon. Tabii bence bu arada de. O muhabbet çizgi romanda da vardı canım. Zaten oldu. Tabii canım. O... Yok, aynen yani. Olan şey farklı. Yani, tamam. Spoiler geçtik artık da. Filmdeki olan şey farklıydı işte. Normalde çizgi romanda Cthulhu'ya benzer ahtapot tipli bir şeyler indiriyordu herif. Alkondan evet. Alakasız. Biraz böyle alakasız. Dünyayı yok ediyordu. Bunda işte şeyi kullanıyor. Dr. Manhattan'ın gücünü kullanıp şey yapıyordu Watchmen'de. Öyle bir değişiklik vardı. Ben unuttum bu arada. Neyi yapıyordu? Ha onun gücünü tekrar Doktor Manhattan'ın gücünü bir şey ne yapıyordu tam ben de net hatırlamıyorum. Doktor Manhattan'ı yere saldırmış gibi göstertiyordu. Doktor Manhattan'ın gücü sayesinde dünyayı sıfırlıyordu herif.
aktör menettin o sırada ama başka yerler. Onun bir klonunu mu yapıyordu, bir şeyini mi yapıyordu, bir şekilde yapıyordu. Ama işte o yüzden Doktor Manhattan gitmek zorunda kalacaktı. Aynen. Aslında o işte o tamamıyla Snyder'ın yarattığı bir evet, şey işte. Evet, o da hani aynen Doktor Manhattan gidişini ona bağlıyordu. Yani burası sarpa sardı, gidiyorum ben ya falan deyip gidiyordu böyle filmde. Çizgi romanda kendi ayrıca böyle ben tanrı oldum artık uğraşmayacağım dünyayla, kendi dünyamı yaratacağım diye gidiyordu. Hani biraz Evet, şeyi farklıydı motivasyonu. Yok ya, bence düşündüm de şimdi gayet iyiymiş ya. Çizgi İyi. romanı da hatırladım Yani biraz işte ama. şey yapıyordu temel olarak. Mavi Pipi'nin olayı tamamen paralelde ayrı bir hikaye oluyordu bir yerden sonra. Çizgi romanda iki tane farklı hikaye okuyordun. Filmde onları bir güzel birleştiriyor sonunda. Tekrar ondan sonra ayırıyor gibi bir şey yapmış. Yani. Sucker Punch da aslında şey bakarsan hikaye açısından da güçlü bir hikayesi var yani. O da çizgi romana benziyor. Çizgi roman değil, değil mi o? Yok, orijinal bir çizgi romanı yok ama gayet çizgi roman aklıyla ya da Çizgi yaklaşımıyla romanmış gibi, yapmış. hatta daha çok müzik klibiymiş gibi geliyor bana Sucker Punch biraz. Böyle sahneler öyle ya. Hani sanki bir... Aslında orada biraz şey yapıyor. Yani özellikle şey yapılmış, böyle fantastikleştirilmiş, E tabi bu klişe dolu bilinç altındaki bir gördüğü hale tabii. halüsinasyonlar olduğu için tabi de. Yani aslında işte böyle nerd bir kızın hayal dünyasının içinde geçen şeyler. Ya da bir şekilde hani şeyi de var. Yani bir beynili bir sıkıntısı da var. Yani bir sorunu var aslında. Psikolojik bir, psikiyatrik bir Pardon, sorun. nerdlerin beyinde sıkıntısı mı var demek istediniz? Ne demek istediniz? Açıklayın kendinizi. Doğrudur. Yani değil mi? Doğru. Nörtlerin beyni sıkıntılıdır yani. O sayede sıkılmıyoruz işte. Evet. Kız da sıkılmıyordu yani bakarsan. Aynen. Tabii canım, o hayatta böyle normal başkası olsa bileklerini keser ölür. Bak bu böyle. Ama asıl güçlü tarafı sadece birinin değil, kolektif bir fantezi vardı orada. Yani diğerleri de aynı hikayeyi görüyordu kafalarında. Yani bir kolektif bir paranoyayı, Halüsinasyon. bir psikosisi, bir halüsinasyonu beraber yaşıyorlardı. Ya işte ama mesela ticari açıdan başarısız olması, yani şimdi mesela tam yayınlandığı dönemde artık onun şeyini şimdi mesela peak yaptı gibi midir bilmiyorum artık, hani peak yaptı diyemem tabii geleceği görmeden de, bir böyle realizm takıntımız var ya şimdi. Hani bütün işte Marvel evreni bile işte güncel olayları dokunuyor, şey yapıyor. Bütün hikayeleri hani o şekilde. Normalde bu arada belki birazdan konuşuruz. Şey hikayesi oldukça farklı Thanos'un. Thanos Marvel'ın şeyleriyle falan kapışmıyor zaten. O Marvel evreninin en manyak güçleriyle kapışıyor. Ben oturdum okudum da merak edip şeyini. Bu Daha tabii muhabbeti. evrensel seviyede takıyor oluyor Ha, yani aslında o. gayet Gaptier. güzel bir film ama yanlış bir dönemde, yani izleyicilerin böyle fazla, yani böyle milletin kafasında geçen hikayelerle falan çok ilgilenmediği bir şey oldu gibi, patladı gibi film. Ondan Şeyde mı? biraz aynı kaderi paylaşmadı mı? Gerçi o hiçbir zaman öyle bir derdi olmayabilir de. Bu bizim şimdi Foundation'da oynayan, galiba imparatoru oynayan bir çocuk vardı ya, böyle genç bir arkadaş. Onu hatırlayabildiniz mi? Onun böyle Yeni gelecek dizide mi? evet, yeni gelecek dizide hani böyle yaralanmış, savaşta mıydı? Ulan çok ünlü bir film var ya, hatta ünlü bir adamın ünlü bir filmi. Ben tam konusunda iyi olmadığım için. Bir tane özel isim söylersen. Belki Şu ben. yoldan çıkacağız bir dakika. Adam başka nerede oynuyordu? Of, çok değişik bir filmdi o da. Onun da böyle Filmi hayali hatırlıyorum. arkadaşları var. Hani hikaye anlatıyor aslında. Çocuğa hikayeyi mi ne anlatıyor? Ha tamam. O şey The Fall. Fall. Herif mi Heh. o? Lee Pace. Aynen öyle. The Fall. Lee The Pace. Evet, aynen Fall'la o herif. Çok iyi adam. aslında Sucker Punch Ha hani tamam, o paralel. herif. Evet, tamam. Yani Bildim. o hani gerçek ortamınla baş edemeyip böyle çok güzel görsel açıdan fantastik bir şey sunan şeyi. Aslında çok iyi film. Yani iyi, güzel filmler gayet ama hani seyirci böyle Fall'da
bildiğim kadarıyla çok başarılı olmadı, evet, şey olarak. Evet, defol da çok başarılı olmadı. Böyle bir derdi ya, var mıydı bilmiyordum ama. Blockbuster filmi değildi. O değildi, yani evet. Sanat filmi tamamen şey, sürreal. Ama Sucker Punch da öyle çıktı aslında. Sucker Punch da öyle çıktı aslında. Evet, doğru. O kadar reklam falan çok fazla yapılmadı. Reklamı falan yapıldı ya. Çok yani şey şeyleri kadar var. Mainstream olmadı gibi. Ya da bilmiyorum o zamanlar mı başka bir şeyin gölgesinde mi kaldı nedir? Hiç hatırlamıyorum yani ben de. Sonradan ya böyle film çıkmış. Aa böyle bir film varmış falan deyip hani duymadığım bir şeydi bende o zamanlar. Animecilerin falan saldıracağını falan mı düşündü acaba Snyder, öyle bilmiyorum da. Sonuçta yani bana biraz şey gibi geldi açıkçası. Yani daha şeyin başındaydı o zamanlar. Belki onun girmemişti bile. Yani bir filmin tamamen güçlü kadın karakterler tarafından yönlendiriliyor olması daha yeni yeni şekillenmeye başladı. O zamanlar bu feminizm moda değildi bu kadar diye. Birkaç sene önce gelmiş. Şimdi gelse. Yani hala... şöyle daha fazla film çekildiği için bu sıralar daha fazla yani şöyle daha fazla başarılı film oldu. Daha fazla işte yani Wonder Woman çekildi. Ondan sonra Biden. Nasıl? İşte şey Black White işte şey Marvel'ın karakteri. Miss Marvel. Marvel'ın şeyi. Ha. Yani, ama yani bunlar güçlü kadın karakter derken tabii. Hayır şey demek istediğim şu, dizilerle ve filmlerle bunun yani Marvel ve DC şeyini yaptılar tabii. Hani sonuçta Agent Carter tamamen bir kadın karakter üzerine kurulmuş şey. Bir dizi. Jessica Jones aynı şekilde. Yani Jessica Jones insanlar alışmaya başladıkları zaman artık yadırgamıyorlar. Çünkü gerçekten şöyle bir kesim var. Yani güçlü kadın karakterin filmi izlenmez inancında olan bir kesim var. Ve bu bir kısmı da haklı. Çünkü gerçekten şöyle, bu hani sinemada alkış koparan tipler var ya, genellikle de kendilerini biriyle özdeşleştirmek istiyorlar filmin içinde. Yani bu genç arkadaşlar çoğunlukla da erkek oldukları için kadın karakterle eşleştiremiyorlar. O yüzden gitmiyorlar o filme. Ve o zaman da başarısız oldu deniyor. Sonradan sonraya bir kadın izleyici kitlesi de oluşmaya başladı. Yani belki Sucker Punch'ın zamanında o kadar fazla değildi bu. Evet, o kadar fazla değildi o konuda. Çünkü o... yani 10 sene veya 20 seneye geriye gittiğimiz zaman hani bu çizgi roman veya işte bu tarz işte fantastik filmlerin izleyici kitlesi genellikle genç erkeklerdi. Hani daha kadınlar da vardı ama... O zamanlarda daha çocuklarda bu olduğu için para harcayan kitlede bu yoktu, öyle söyleyeyim. Yani şimdi o tabii. Şimdi orada o yaştaki kızlar falan artık para kazanıp para harcayan, yön veren kitle olduğu için o şu anda daha evet tabii. Ekonomik bağımsızlık seslerinin dinlenilmesini getiriyor yani. Aynı zamanda feminist hareket de bunu mainstream'in içine sokmak için çok çalıştı. Yani hani bunun bu kadar anlatılması veya şöyle mesela Big Bang Theory gibi dizilerin olması, yani nerd culture'ının birazcık daha ortaya doğru, birazcık daha böyle kabul edilir, dışlanmış değil de pop kültürün ortasına doğru getirilmesiyle beraber elbette kadın izleyici kitlesi de arttı. Tabii nerd kültürü dediğin aslında eşitlikçi bir kültürüdür aslında yıllardan tabii. Beri. Şimdi baktı insanlık oraya doğru gidiyor. Bir nerd kültürü, bir de işte bu sapyoseksüellik denen şey. Artık insanların daha fazla hani kasa vücuda bilmem ne değil, daha zekaya doğru ilgisini kayması. Hani nerd kültüründe haklısın. Geek onun... kültürü öyle değil ama. Geek kültürü tamamen seksist. Yani diyebiliriz, evet. Yani zamanımızda belki biraz daha çok işte, ya gene geek kültüründe de gene çok eski, daha böyle diverse bilmem ne işler çok ya. Yani şöyle yani diyeyim. John Carter'lardan geldik buraya. Yani Frank Frazetta çizimleriyle geldik. Boris Vallejo çizimleriyle geldik. Yani sonuçta buranın gelişi hani yani Sword and Sorcery tarzı fantastik yapıların içinde kadın her zaman bir figür oldu. Bir yani quest'in kazanılması bir ödül
şeklinde verildi. Yani bunun içinde çok... Neyle kıyaslıyorsun? Mesela aksiyon sinemasıyla kıyaslarsan falan. Mesela bir yerde Alien'ın başında işte Sigourney Weaver varken öteki tarafta da işte Dünyayı Kurtaran Adam tadında işte Chuck Norris'ler bilmem neler falan var. Hani aksiyon janrıyla falan kıyaslarsak belki geek öyle, janrını tabii diyeceğim ama anlamsız bir kelime şey topluluğu oldu. Bu arada anladınız siz. Bence aslında Alien'a ayrıca bir değinebiliriz başka bir yayında. Çünkü Alien yani şeyiyle beraber Giger'le beraber aslında onun işte nasıl imgeleri olduğu, hani Alien'da baş karakter kadın olmak zorundaydı, öyle falik bir yaratık varsa karşısında yani biliyorsun, başka onun bir şey başka. O da öyle tabii, o yani Ridley Scott'ın bile ama şey sonuçta güçlü kadın karakterini koydu mu koydu yani, doğru ama orası o öyle birazcık şey değil mi yani, yani. Sigourney Weaver'ın da onu hani kendi biraz aktör aktris özgürlüğüyle yani hani belki tam bilmiyoruz yani. Ona biçilen bir rol vardı belki. Onu bayağı daha çok da iyi oynadı yani hani. Şöyle de bir konu var. Alien box office'te çok büyük başarı elde etmedi. Sonradan video olarak daha şey yaptı. Tabii o da değeri sonradan yani, bilinen bir şey. Geldi. Yani her şeylerden bahsetmiyorum. Elbette denemeler oldu. Yani sonuçta 80'lerde de bir Red Sonja denemesi var. Ondan sonra bir Barbarella denemesi var ama tabii orada hani soru işareti. Yani Barbarella'da orada güçlü kadın karakteri değil ya. O Hatun bacağına poposuna bakalım filmi daha çok. Bir yandan öyle. Bir yandan da o karakterin farkında, yani karakter bunun farkında ve onu kullanıyor. Yani. Neyse o ayrı bir şey. Yani demek istediğim yani orada Bond hani kızı, Bond kızı şeklinde değil ama. Yani Bond kızı mesela bu Sword ama and Sorcery. Ama Bond kızında da böyle, öyledir ama bir yandan da ümünü akıtır falan hani şeklinde. Yani her zaman Bond üstünden gelir. Yani evet. Ya, doğru doğru kötü bir örnek oldu. Bir kere Bond kızı denmesinin nedeni Bond için bir şey yani. O. Yani bir sexual relief. Ne olabilir? Evet. Yani sonuçta hani konkur edilmesi gereken bir şey ve hepsiyle de yattı Bond, değil mi? Yani o da işte şey gibi böyle. Reddedildiği bir tane film Bond var mı? Bond kızı olmak istiyorsan falan deyip. Kesin i̇şte son filmlerde vardır. İzlemedim de. Bu arada şeye bir eklenti yapmak istiyorum. Bence o geek kültürünü de ikiye ayırmak lazım bu arada. Bir bence bilgisayar oyunları kültürü açısından, bir de hani bilgisayar dışı geek aktiviteleri açısından. Bence o bilgisayar dışı olan kısmı çok daha hızlı kabul etti şeyi. Kadınların varlığını ve onları dahil etme konusunda çok daha hızlı bir aksiyon aldı ve başarı elde etti yani. Tabii yani geldiğimiz onlar noktada hala bilgisayar oyunları çok ciddi seksist yani. Ama FRP olsun, şey olsun, board game'ler olsun, bunun artık cidden mainstream ve eşit bir aktivite olduğunu görüyoruz yani. Hiçbir onlar şekilde cinsiyet şey, ayrımı yapmıyorlar. Kitap okuyan kesim olduğu için Ursula evet. Le Guin'i biliyorlar. İşte şeyi neydi? Borko Sikan Saga. Louis McMaster Bujo'yu biliyorlar. Telefoni, evet. Connie Willis'i biliyorlar. Yani sonuçta hani dediğin gibi hani bilim kurgu ve fantastik edebiyatı takip edenlerin ne kadar güçlü kadın yazarlar olduğu konusunda çok daha erken fikirleri oluştu. Kadın yazarlara örnek bir de William Shakespeare verebilir miyiz? Onun öyle bir teorisi vardı ya, aslında bir kadın birisiymiş de. Ya. Bilmek için adını William Shakespeare adıyla mahlasıyla yazıyormuş falan. Yok yok. Shakespeare aynı bir çok, yayın yaptı. Çok o zaman. Çok yüzyıllık komplo teorileri. Yani şey bilim kurgu ve fantastik edebiyatta da yani bir sürü isim sayabiliriz de bunların yani özellikle mesela Hugo ve Nebula kazanan yazarları
listesini yaptığımızda neredeyse %50'ye yakın. Bayağı başarılı kadın yazarmış. Hatta son zamanlarda sadece kadınlar alıyor galiba. O ikisini bence ayırmak lazım bu arada. Yani o bir tanesi bir tanesiyle yan yana gelmeyecek kadar ileri bir seviyede yani. Çünkü bu cosplay de direkt gaming'in bir uzantısı ve hala çok ciddi seksist yani hani. Doğru. Çok yani. Ve yolu var daha bu arada düzelecek gibi de pek durmuyor. Çünkü o cosplay'i bozan animeler ben sana söyleyeyim. O Japonlar sağ olsun. O anime karakterlerini öyle çizdikçe olacak. Yani cosplay hani Japon toplumu yok onlar ataerkil toplumdan biraz işte topluma geçmeleri biraz zor. Zor. Ama onun dışında hani yeni oyun karakterlerine falan filan bakınca öyle şey anime karakterinden farklılar artık. Daha böyle bir de realizmin de gelmesiyle beraber o da faydası oldu. Daha mesela realistik karakterler çıkınca daha böyle diyorum işte o bikini şeklinde zırhtan çıktı artık. Daha böyle zırh gibi zırh olunca daha böyle bir unisex artık hani seks haberlerinde değil de bu bir zırh bak oyun bence. Bunda realist onu gösteriyor falana geçince onda o kostüme bilmem neye de yansıması oldu tabii. Ya bu olacak herhalde çünkü yani hani sex sells hani evet. Sonuçta hani insanların içgüdülerine hitap eden şeyler her zaman kullanılacak. Yani hani ama işte kırılıyor gibi bana geliyor yavaş yavaş. Bence yani kırılıyor. Seksten çünkü yani herkesin Mass parası Effect, var abi. Mass Effect yeni bir oyun sayılır. Hı-hı. Bence şu artık herkesin parası var. O yüzden de kırılıyor. Herkesin yani var. Herkesin parası artık değerli abi. Her tüketici erişilmesi gereken bir şey. Yani şöyle bir hedef. O yüzden de bunların hepsi tek tek kırılacak. Yani iki katman var söylediğinde. Birincisi seksizm işte. Hani alıcıların çoğu erkek olduğu için seksle sattığı için işte kadın işte seksi karakterler ön planda şeyler vardı. Senin dediğin ilk aşama kadınların da para kazanmaya başladıktan sonra artık seksi adamlar da falan filan da çıkmıyor. Ama bence bir sonraki aşamaya geçiyoruz yavaş yavaş. Artık böyle tamam pipi meme görmekten baydık. Hani biraz daha seks dışında bazı şeyler daha realizm de güzelmiş bilmem ne de güzelmiş. O insanların odağı da değişti gibi geliyor. Hani daha böyle hani artık cinsiyetten tamamen uzak daha realizme yakın. Hani bir zırh nasıl olması gerekiyorsa öyledir gibi karakterlere de gidiliyor şu anda gibi geliyor. Ya hepsi olacak zaten. Belli bir yöne doğru gitmesine gerek yok ki. Yani bir sürü çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit alıcı var. Ve çeşit çeşit oyun olacak. Film olacak. Hikaye olacak. Yani sonuçta market sadece bir tane dominantlığını kaybediyor gibi geliyor bana. Evet. Bence onun bir etkisi de pornonun erişiminin çok artık kolay olması. Ha, o da var. Ve hani bunun tabudan kalkmış olması bence insanlar dediğin gibi abi artık yani o noktada artık öyle ya da böyle doyuyorlar mı ya da kusmuk mu geldi artık yani öyle diyeyim. En azından adam oyun oynarken evet karakter development işte ya bir şeyler. İhtiyaçlar piramidi benzetmesini burada da düşünemiyoruz. Hani adamın normal işte çalıştı ediyor akşam gidiyor bir şey izleyecek edecek. Şimdi ihtiyaçlarda bir sırada ne var işte seks var. Tamam ben o zaman popo meme göreyim diye onlara ilgi duyuyordu. Şimdi zaten elinin altında internet bilmem ne başka türlü pornoya erişim olduğu için onu ayrı zamanda görüyor. Tamam piramidin bir alt katmanı bu sefer kültür. Ben biraz daha başka bir şeyler öğreneyim. Ufkumu genişleteyim. Yani biraz daha akılcı şeyler tüketime kaymaya başlayınca. Emin değilim ya. Yani bu roller değişti gibi geliyor. Bana biraz şey gibi geliyor. Yani çok mu kompartmanları ayırıyoruz? Yani sonuçta şöyle yani bu şekilde baktığın zaman o zaman porno bir ihtiyaç. Öyle yani mi? Yani. Yani bilmiyorum hani böyle olmak zorunda değil. Hani güzgün, katmanlı ve akla hitap eden bir hikayenin içinde neden seks olmasın? Ha, ana parçası bu, değil ama içinde. Tabii ki de birbirinin parçası olur bunlar. Böyle tabii ki ayrı ayrı düşünmekten bahsetmiyorum ama ağırlıklı olarak hani hikayeyi boş verip tamamen görsele çıkan işlerdense yani hikayenin daha dolu olduğu, görselin gene olduğu ama ikinci planda olduğu işlere doğru bir geçiş var anlamında söylüyorum. Yani aradaki denge değişiyor anlamında. Ya bence biraz şeyle alakalı o. Hani içeriğinin ne olduğuyla yani ya da kadının nasıl gösterildiğiyle. Yani bir obje halinde bir yani kendi karakteri seçimleri olmayan
erkeğin hikayesinin içinde bir adam olarak gösterdiğin zaman seksist oluyor. Ve eski geleneksel işte sword and sorcery tarzı şey bakış açısı böyleydi. Yani şey gibi işte hani şunu bile düşünebilirsin yani Zelda aslında seksist bir şey değil mi? Çünkü hikayenin sonunda ulaşman gereken bir kadın var. Evet, Mario. Süper ya Mario. Ya da Mario. Prenses başka şeyde. Ya prensesi kurtarma aslında. Kalede. Hani cinsellik içermesi gerekmiyor seksist olması için. Yani seksist aslında kadını bir quest objesi olarak, bir holy grail olarak, bir şey işte ya yani kutsal kase olarak görme meselesi. Yani Mac sonuçta bu bir tamam. Ödül. Yani şey yani bir kupa. Da olabilir. Ama onun dışında... McAfee'in onun terim var. Havalı oluyor. Onu söyle. Öyle mi? bu arada biraz şey gibi de geliyor bana. Gene hani belki oyun endüstrisinin ya da erkek oyuncuların başarısından ziyade gene kadınların veya işte diğer kesimin diyeyim daha doğrusu illa kadınlar değil de. Yani biz gene Zelda oynamaya devam ettik mesela oyun odamızda. Ama işte eşimiz, sevgilimiz de bizimle vakit geçirmek adına bunun bir parçası olmayı kabul etti. Yani biraz onlar bize yanaştı. Onlar bize yanaşınca birlikte yapmaya başladığım bir aktivitede de zevk almaya başladılar. O oyunları oynamaya başladılar. Oynamaya başlayınca sesleri daha duyulmaya başladı. Çünkü öncesinde hiç oynamadıkları varsayılıyordu ya da oynamıyorlardı da. Yani gene sanki onlar gelerek biraz adam ettiler gibi şeyi. Mainstream oyunları yani. Hani onlar bizim seksist oyunlarımızı oynadılar. Onlarla birlikte yaptığın her aktivitede olduğu gibi artık oyunları hani bunlar insanlar da bence bu oyunları geliştiren insanlar da baktılar. Ya arkadaş bu oyunları sadece artık beyaz erkekler oynamıyor yani. Herkes oynuyor dediler. Hani onlara da satalımdan ziyade onlar o eksiklikleriyle bile oynadılar yani. Çünkü amaç eğlenmek ve oynamaktı ya. Yani o iticiliklerine rağmen işte ön yargılı durumlarına rağmen Mass Effect oynadı kadınlar mesela. Şey oynadılar işte belki sadece seksist işte Mario oynadılar. Yani takılmadılar bu kadar o tarz şeylere. Valla oyun konusunu bilmiyorum ben. Yani açıkçası oyunu bütün hikayenin sadece bir parçası olarak görüyorum. Ben genel konsept olarak aslında yani kahramanın yolculuğu şeklinde baktığın zaman kahramanın yolculuğunun sona ermesi yani prensesi kurtarması. Yani sonuçta bütün yani bu, aslına bakarsan bu kültür işte şeye romantizme dayanıyor. Yani ortaçağ romantizmine özellikle de hani bu şövalyeler ve şövalyelik kültürü diye geçiyor. Yani sonuçta hani ta Arthur efsanesinden bile aldığın zaman şöyle bir genel kahramanın hikayesi var. Hani köyünden yola çıkar, özel bir kişi olduğu söylenir. Hani şey gibi, genellikle de Merlin ya da Gandalf gibi bir karakter gelir buna. Böyle biraz gizemli, biraz şey hani tam paganlıktan Hristiyanlığa geçen Batı Avrupa kafası yapısı içinde hem böyle biraz pagan biraz Hristiyan bir yaşlı adam, bilge adam figürü ve sonunda şey sen özel bir kişisin nasıl özel bir kişi bak şurada işte şeyde kayanın içinde kılıç var Excalibur işte bunu çektiğin zaman herkes seni İngiltere'nin kralı olarak görecek. Ondan sonra da işte Prenses Guinevere'le beraber İngiltere'yi kuracaksın. Yani sonuçta hikayenin bir parçası yani Excalibur bir kılıç, Guinevere bir prenses ama ikisi de krallığın böyle şeyleri hani kazandığın objeler, itemler. Yani tam erkek çocuğunun şeyine hitap ediyor işte. Yani macera perestliğine. Ama bunlar hep feodalizm zaten. E tabii. Kız alma, verme, tamamen, ortak toprak, miras birleştirme bilmem ne. Aynen öyle. Bu, yani ataerkil toplumun oluşturduğu hikaye biçimi. Çünkü evet.
işte şey olacak. Kadının bir değeri yok. Zaten erkeğin kaburgasından yaratılmış. Yani onun herhangi bir mülk edinme hakkı yok. Hı hı. Mülk edinme hakkı yok, söz hakkı yok. O zaman yani 11 mülk aslında alınıp veriliyor. Yani kızın babasından alıyorsun. Ya alma, kız alma meselesi Batı toplumunda da var. Tabii canım. Yani hikayenin yani, zaten kurgusu. Sevişerek evlenme daha sonradan gelen bir olgu yani tabii ki de. Ama şeydi yani bu özellikle bu romantik devirde yani işte Orta Çağ Avrupa'sında bu şövalyelik kültürü içinde hikayelerin bütün yapısı buna yönelik. Yani zaten bugün okuduğumuz masalların kaynakları da oradan geliyor. Romantizmin kaynakları da oradan geliyor. Ve hı hı. Yani çok uzun bir süre boyunca da insanlar, özellikle de erkekler, başka türlü hikaye kurgulamayı becerememişler. Yani şunu da düşündüğün zaman hani hatta bununla büyüyen nesiller sonradan şeyin dalgasını geçiyorlar. Kadınlar ne ister? Kendileri bile bilmiyor. Sen kadına sormamış ki ne istediğini. Yani demişsin ki sen... Yazdırmamışsın veya konuşturmamışsın. Aynen. Ortada kadın tarafından yazılan bir şey yokken lütfen, sürekli aynı şeyleri var. Okurken... Gayet güzel açıklıyor. What woman want? Yani... Neydi adamın adı? Bütün sen şeyi... Mel Gibson oynuyor. Zaten sorun şurada. Türde yok sonuçta yani. Masallarda, masallar tamamen orta çağda harmanlanmış ya da işte kulaktan kulağa anlatılırken yazıya dökülmüş birçok şey hikayesinin, işte paganizmden Hristiyanlığa geçiş hikayesinin sonradan erkekler tarafından masal haline getirilip tabii masal dediğin genç yaştaki çocuklara anlatılması zaten çocuk içinde beynimiz yıkanıyor. Yani resmi tarihin aslında bir anlatılması yani şey resmi tarihten önce tarihin resmi olarak yazılmasından önce ki tarihi aktarma formatı aslında masallar dediğim. Cüceler var diyorsunuz hocam. Tabii yani. Tabii cüceler mücadele vardı. soyunu tüketmişler işte. İşte bir kadın ya da saklanıyorlar. Ya da saklanıyorlar geçici. Günümüze kadar fantastik olan kadınlar kalmış işte sadece. Geleceklermiş oğlum işte Kur'an'da da yazıyor yani Yecüc'le Mecüc. He yani. Dönecek. Yani şey bence sorun biraz şeyden kaynaklanıyor. İşte bu masalların içine işlemiş olmalarından. Yani bu kahramanın hikayesi masalların hepsinde var. Ama yani... kahramanın hikayesi daha bireysel bir gelişim ya. O ister bireye al, ister topluma uygula, ister kadına, ister erkeğe. O daha. Ama sen çocuklarına bunları anlatıyorsun. Yani şimdi kahramanın hikayesi dediğinde seks cinsellikten ayrı bir hatta şeyden bile ayrı toplum normundan da ayrı bir şey. Giriş gelişme sonuç gibi bir formül. Hani onu nereye uyguladığına göre değişir ama o. Hayır ama şundan bahsediyorsun mesela yani şeylere bakalım. Hepimizin çocukluğunda bize anlatılan masallardan başlayalım. Yani Rapunzel işte başka İşte Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Yani ana kahraman, Grimm kardeşlerin ana kahraman ana, evet. Ama gene son dakikada bir prens alıp götürüyor. gibi. ya ama yani kahraman kadın gene onun ödülü de bir prensle evlenmek oluyor daha doğrusu öyle söyleyeyim sonunda. Evet tamam. Yani hikayenin sonunda yani hikayenin başından beri ortalıkta yok olan bir prens gelip kızı ödül olarak alıyor. Yani ya aslında, ya aslında şöyle bir bakış açısı var. Hani kadının bakış açısından da ben bir prensle evlenirsem oh yırttım gibi bir bakış açısı olduğu için onun ödülü de o. Hani o da aslında hani kadına da ödül gibi bir bakış açısı ya işte var. Zaten sorun yani onun kadının erkekte... bakış açısı olup olmadığına da emin değiliz gerçi. O gene bir erkeğin kadının ne istediğini düşündüğü şey yani. Ha, aynen bu hani, tabii bu örnek olarak veriliyor. Ama bu da öğretiliyor. Hani, kızlar işte. Da bunu istesin gibi prens isteyin. Ya sonuçta şöyle bir durum var. Hani erkeklere sen prens ol deniyor. Aynı zamanda kızlara da sen de prenses ol deniyor. Ha yani. Yani bir amaç olarak bir şey. Ya daha geçenlerde milletvekilinin biri dedi ya yani sonuçta birinin eşi olmak diye bir tanım var. Kadının rolü. Hı hı. Bilmem kimin eşi olma. Ya bu nasıl bir dünya görüşü bu ya? Yani kendini
şey gibi. Ben kendimi kayınbabam aracılığıyla tanımlayarım diyen bir bakan gibi yani. Yani o işte. Siyasete girmek istemiyorum. O yüzden siyasete girme diyorsun ama. Yani neyse. Sonuçta belli bir siyasette olay böyle, o onun tanıdığı, bunun tanıdığı olduğu için herkes birbirinin tanıdığıyla kendini tanıttığı için. Yok, ben bunu tanıyayım. Bu... Hamile kart yakınıyımdır sistemi geçerli olduğu için. Ben normalleştirilmesini doğru bulmuyorum. Bu hala anormal bir şey ve hepimiz bağıracağız. Tabii tabii. Bu neyse. Karşı çıkılması gereken artık modası geçmiş bir sistem yani sonuçta artık. Evet. Yani feodalizmi hala atamadık. Bu feodalizmden kalan bir şey bunlar diye düşünüyorum. Bu hikaye yapıları da aslında işte bu yani şeyi de belirleyen sonuçta işte bir sürü sword and sorcery tarzı fantastik edebiyatı da belirleyen, sonradan işte bilgisayar oyunlarını da belirleyen, başta aynı bu hikayelerin tekrarlanması oldu. Sonuçta işte zaman değişiyor, insanlar değişiyor. Başka şey arayış içine giriyorlar. Ondan sonra... Ama benim hani az önce bir açısına hani karşı çıktığım şeydi. Hani Hero's Journey illa bunu anlatacak demek değil. Hero's Journey çok böyle bir geniş bir kalıp. Hani bu kalıbın içine sen hangi amacı koyuyorsan ona göre değişir zaten. Hani dediğin gibi amaçlar da evet çok kullanılıyor. Ama bunu kullanmayan işler de çıkıyor. Tamam. Kısmen katılıyorum sana ama bir yandan da şu yönden bakmanı istiyorum. Hero's Journey. Heroine's Journey değil. Yani hiç de o cinsiyetli düşünmemiştim. Hero's Journey'yi ben şey olarak da düşünüyorum. Mesela bir toplum varsa ana rolde bir toplumun değişimini de anlatabilir. Mesela işte ama bu kavramı düşünürsek olayı. Ama bu kavramı ortaya atan Joseph Campbell diye bir adam, onun yaklaşımı Hero's Journey şey yani tabii şeylerden geliyor bu Homeros'ta falan. Ya ilk hikayeden geliyor. Tabii Homeros'ta falan başlıyor. Aynen Gilgamesh'e, Homeros'a falan dayanıyor o işin kısmı. O açıdan evet. Yani hani bunun, o hikayelere de bakarsan tabii bu aracı zamanda yok. Evet öyle ortaya çıkartmışlar ama sen bu aracı şu anda farklı şekilde de kullanabilirsin demek istiyorum yani illa. Ha tabii. Çıkış amacı buydu. Bunun için kullanacaksın değil. Ama anladım. Sonuçta geçerli bir formül var. Yani işte şey basit yani en basitinden şey olarak o işte 7 adım vardı ya. Hani bir düzen var. Düzen bozuluyor. Düzeni bozmak için bir zorluğa giriyorsun. Birisi geliyor. Bir şey oluyor. Neyse şimdi Hero's Journey'i sonra ele alırız. Bir eski düzenin daha iyi olmuş bir şekilde kendini geliştirmiş bir şekilde devam ediyorsun hayatına. Düzene geri dönüyorsun gibi bir şey var. Hani bu aslında en basitinden hani sen bir insan olarak kendini nasıl geliştirebilirsin? Ama geliştirirken nasıl risk alıp nasıl zorluklara gireceksin? Bunu gösteren bir şey. Ve hani bu insan da içgüdüsel olarak aradığı bir şey olduğu için kendini daha iyi noktaya getirmek için oradan empati kurduruyor ve bir hikaye olduğu için oradan bu empati kurabildiğin bir hikaye olduğu için bu yakınlık hissediyorsun. Başarılı tabii bir hikaye oluyor. Aslında büyüme bu hani hikayesi. Bahsettiğim şey bu zaten. Sadece bu aşama seviyesinde. Yani sen tabii. seviyesindeki o yapıyı aldıktan sonra ister içine kadın erkek koy fark etmez. İster bir kişi birey olmasın. Bir herhangi bir toplumu koy. Bir topluluğun başından geçen bir olay olsun. Onun içinde işte kaybedilen insan olur bilmem ne olur. Ama ondan sonra işte toplum kendini geliştirir, o topluluk neyse bir şey olur. Hani bu da olabilir. İlla bir şey, bir insan, bir kadın ya da bir erkek olması gerekmiyor buradaki hero. Yani o şey, yani şu Türkçenin toplum gözünü olayına seveyim. Kadar. Dişi erkek kelime yok ya, kahraman işte. İster kahramane diye bir şey yok yani işte. Kahraman. Yani o tabii toplumumuzun çok eşitçi olduğundan değil de. Değil de denk gelmiş. Pirimidin ayrı bir ayrı bir familyaya ait olmasından. Yani şey topluma gelene kadar söylediklerine katılıyorum sonuçta. Yani Hero's Journey ya da kahramanın yolculuğu diye çeviriyoruz ama yani sonuçta bu kalıbın erkek veya kadın olması değil. İnsan olması zaten bizi etkileyen şey. Orada anlatılan şey de zaten büyümenin bir hikayesi. Yani aslında hikaye hani sembolik olarak işte evinden çıkıp dünyada maceralara atılıp sonra evine geri dönme şeklinde gerçekleşiyor olsa da aslında insanın içinde gerçekleştirdiği bir yolculuk. Tabii tabii. Başladığın aynı kişi değilsin aslında. Aynen öyle. Kendi gibi. Karakterindeki artı ne kattın onun yolculuğu. Aynen öyle yani dünyayı görüp kendini bir şekilde daha olgun, daha tecrübeli, daha yaşlı buluyorsun.
Level atlayıp geliyorsun işte. Tamam işte yani tamamen level atlama konusu bile var yani. Oyun tabii, gibi aslında. Tabii yani işte ya, hayat zaten oyun, hani gamification denen şey zaten bu bizim temel içgüdülerimize üzerine kurulmuş bir şey ya. Evet, bu da başka bir bölüm konusu olabilir. Gamification, oyunlar, bilmem ne. Heroes Journey arasındaki bağlantılar, bundan anlatırız. Evet. Evet. Sözün yarım kaldı. Konu geldi şeye geldi. Daha. Yok, o kadar diyecektim ben. Yani onu ayrı anlatırız diyecektim. Çünkü çok daha detay bir şey olur. Hani. Evet. Ama evet. Nereden geldi buraya? Ha, Sucker Punch'ın. Sucker Punch'tan geldi. Evet. Zack Snyder filmlerine bakıyorduk. Sucker Punch dedik. Daha şeye gelemedik. Gerçi ona J.J. Abrams'a girilmez ya. Boşver. Yok. Boşver. Zack Snyder özel. Yapalım bunu. Hakikaten hiç düşünmeden Zack Snyder özel gibi bir şey oldu bu ya. Yani şöyle, hani ben bilmiyordum, Cihangir'den öğrendim bu kızımın ölmesi konusunu. Yani bu trajediden sonra yönetmenliği mi bırakmış? Şöyle, Justice League'in çekimleri sırasında işte adam normal çekimlerde falan filan, hatta birçok şey çekmişler, post production'a girecekler. O sıralarda trafik kazasında mı ne kızını kaybediyor adam. Haliyle işte ben devam edemeyeceğim deyip kusura bakmayın diye bırakıyor. Yani film bırakıyor, yönetmenliği değil. Projeyi bırakıyor. Sonra araya Joss Whedon şapşiki geliyor. Abi ben alırım oradan, hallederim diye. Yani sevdiğimiz de bir adamdır ama niyeyse bir şeye, maymuna benzetiyor filmi ondan sonra. Oğlum sonra, onun işte tarzı adam, bir film değil ki yani. Değil. O DC evreni yani, falan. Onun ayarında değil yani. Joss Whedon sana para versin kadar... de git Firefly çek Allah aşkına. Bu Joss kadar Whedon büyük bir prodüksiyon yaptı mı hiç hayatında Joss Whedon? Bu kadar şey, büyük para var. Var filmlere başladı. Marvel var mı değil mi abi? Marvel'lara girdi ya baya. Ya ilk baştaki Marvel'lara ama. Var sonrakilerde yani de yok mu şeyi? Bak hemen Google'a. Yönetmen olarak bir film var mı? Yönetmen olarak. Yani Avengers ekibin var. İçinde var da. Avengers. Olabilir ben o zaten... zaman geri çekiyorum. Ben bilmediğim için şey yaptım. Avengers ya var. Ben... Cabin'in o zaman var. Girmiş. Girmiş. Zaten tamam. En iyi filmi herhalde Cabin in the Woods. Evet, Cabin in the Woods güzeldi baya. Bilmiyorum açıkçası yani şey... Anlıkla dizici tabii. DC'nin hikayeleri gerçekten çok tutarsız, çok şey yani... biraz da belki benim... Yani Superman'e biraz alerjim olduğundan dolayıdır. Yani olabilir, Superman olabilir. Tam bir şey ya yani... Aslında çok ırkçı bir, kafadan çıkmış bir fikir Superman. Yani ya, sarış, Superman mavi bildiğin işte İkinci Dünya Savaşı propaganda aracı olan bir şey yani çıkışında sebebi. Öyle de bir Nazi kafasından çıkmış yani şey hani hani Superman olarak düşündüğün zaman tam bir işte beyaz Amerikalı Superman ya. Yani biraz fazla idealize edilmiş şey. Yani o herhalde o işte o İkinci Dünya Savaşı'nın, dur havalı kelime kullanıyorum, Zeitgeist ile alakalı bir şey. Hani sonuçta olabilir de o, yani ya dönemin şey, şeyi o kahraman hani şey yapıyor, abi bana, gücü kullanacak olan yani Nazi de desen Amerika'da desen aynı şeyi kullanıyor yani konsepti kullanıyor. Yoksa herifler Nazi dövmek için ürettikleri bir şey ama sonuçta işte Gilgamesh'in karşısına Enkidu koyuyorsun yani gene ikisi de böyle şey adamlar, köşeli kaslı adamlar oluyor yani. Öyle de işte tamamen dediğin gibi işte propaganda aracı olduğu zaman bana itici geliyor. Özellikle de propagandayı yapan şey bir devletse. Rusya'ya öyle... düşse severdin ama. Bir tane de öyle şey var ya Superman Red Sun diye bir şey var. Bir ciltlik şey hikaye var. Rusya'ya düşüyor Superman. Orada komünist şey olarak yetiştiriyorlar. Kırmızı. İşte, yani Superman'i komünist olarak yetiştirsen nasıl olurdu? Yani şimdi kapitalist olarak yetiştiği zaman diyorsun ki hey falan. Yani sonuçta hani kapitalizmde yani belki komünizm kadar açık yapmasa da birçok insanın hayatına mal olmuş karartmış birçok insanın hayatını yok etmiş bir şey
yönetim biçimi. Yani işte hangi sisteme düşerse düşsün olarak... sonuçta bu adam propaganda malzemesi. Evet, o konuda hemfikiriz. Yani o bir yüzden... de şey konusu. Yani Superman deyince aklıma hep şey Übermensch geliyor. Bu Nietzsche'nin yani insanlığı aşmış evet. ve işte Tanrı'yı öldürmüş yeni tanrısı. Yani ya bir de işte şey sıkıntısı var ya işte o dönemlerde Zeitgeist'lik falan muhabbetini kurmamın sebebi de o. Yani bu düşünce sadece Nazilerin tek elinde olan bir şey değil. O dünyada böyle hani daha iyi insan olan, süper insan olan falan filan diye. O hani Amerika'sında da var, Rus'unda da var. Hepsinde olan bir şey zaten. Eugenics kokuyor. Yani evet bir anda böyle bir tane işte Nazilerin elinde olayın boku çıkınca bir anda tüy kaka olup herkes ondan sonra bir bırakıyor. Bir dakika ya falan deyip böyle sonra da uyanıyorlar. Evet. Hani yoksa sadece Almanların aklına gelen bir şey değil bu. Bütün dünya zaten bunun peşinde bir durumda. Yani o yüzden yani... hani Nazi şeyini çağrıştırıyor diyorsun ama o dönemin aslında kafasını çağrıştırıyor. Şey değil yani. Evet. Sadece adamların tek elinde değil. Sadece Nazilerin yaptığı bu işin suyunu çıkartıp biraz yani yanlış yönlere doğru hızlı gitmeleri oldu yani. Yanlış bir şey söylemeden. küfretmeden şimdi. Yani ondan sonra dur kapat diye ötekiler şey yaptılar yani olayı. O olaydan hızlıca çıkmaya çalıştılar. Yani aynı bokun laciverti değil yoksa dünyanın geneli böyle değil. İnsanlığın bir şeyi yani o. Zaten şimdi gelen şu ya hala bunun bu kadar beğeniliyor ve peşinden gidiyor olması bu fikrin. Yani bence sanki 2020'nin insanlığı artık Süpermen'e tükaka demeli ya. Ya öyle işte. Yavaş yavaş zaten bu kadar alternatif süper kahramanın bilmem ne çıkmasının sebebi o. Yani bu adam eskilerden hala işte artık ustalara saygı diye midir nedir bilmiyorum. Hala bir de yani o, çok ölümsüzlük gibi... ve tanrısal güçlere ulaşmadıktan sonra ben niye tutuk kaka olsun ki yani? Yani işte onu söyleyecektim. Yani onu temsil ediyor bence. Her zaman için kişisel bir gelişimde işte sağlıklı olayım, güçlü olayım, bilmem ne olayım. Bu insanın şeyinde içgüdüsünün temelinde yatan şeyler zaten. Bunlar kolay kolay geçecek şeyler değil. Ya bana açıkçası... Bir yandan onu temsil ediyor arkadaşlar. Ya insanların kendi içinde gördükleri bir şeyi temsil etmiyor bence. Ayrıyeten bir demigod yani yarı tanrı. Yani Herkül tamam. gibi bir şey bu. Yani bu kafalarında işte ideal insan görüntüsü olarak gördükleri bir şey. Hı-hı. Yani hep kendimizi aciz ve kendimizi daha şey hissedeceğimiz, güçsüz hissedeceğimiz bir figür. Ve sürekli bize şey empoze ediliyor. Yani İşte ulaşılması gereken insan bu gibi. Ya işte şey hikayeyi öyle algılıyorum. Yani insanlığın üzerinde kötü bir gölge vermem. Ben şeyi daha tehlikeli buluyorum. Mesela genel olarak ortaya çıkarılan problemlerin Superman tarafından çözülebilecek olabilmesi ancak. Yani tamamıyla insanlığın işte belli problemler kendini aşınca ya işte bunu ancak Superman çözer, işte bunu tanrılar çözer, işte bunu şu çözer, bunu bu çözer. Aynen, hani... aynı görüş. Ama işte çok güzel söylüyorsun. Tamam, bu asıl yani. Hani bu dediğinizi karşıt görüş zaten... Sorumluluk almama. Tabii bu, yani evet bu zaten eski zamanın kafası işte asker yetiştirme şeyi olduğu için. Ama bunun zaten bence cevabı 90'lardan beri anti kahraman konseptiyle verilmekte yani. Ulan insanız, hiç kimse mükemmel olamaz bu kadar. Mükemmel olmadan da iyi kötü bir şeyler yapabiliriz şeklinde bir hani çok da iyi olmayan kahramanlar çıktıkça da bunu destekliyor yani sonuçta daha realist insanlar olduğu için. Yani i̇şte onlar daha ilginç hikayeler o yüzden. Daha çünkü ilginç hikayeler. Yani ben bunu şey olarak görüyorum. Superman hani kötü olsun diye kötü olan bir yani daha doğrusu art niyetle yapılan işte Übermen Nazi olsun diye yapılan değil. Çok basit olduğu için yani insan çok temel çocuksu içgüdülerinde hem çocukken sonuçta sınıfta dayak yemeyeyim bilmem ne yapayım ya da işte hadi bir işte baltaya sap olayım asker olayım bir şey olayım ya da işte temel böyle milliyetçi duyguları falan oynayayım. Böyle hani daha temelde kalmış diyeyim. Sığ demeyeyim de şimdi ayıp olmasın. Ama hani bir insanın ilk hayatında ilk böyle düşündüğü şeyler alır. Hani kendini geliştirdikçe ama daha hayatta daha fazla şey de varmış, farklı şeyler de varmış deyince de geride bırakacağı şey temellere oynuyor Superman. Ondan sonra peki, daha komplike kahramanların çıkması sonuçta bir insanın kültür olarak kendini geliştirdikten sonra ulan başka şeyler de var hayatta deyip yönlendiği yerlerde onlar daha ilgi çekici hale geliyor gibi geliyor. Cümleyi gene toparlayamadım. Buyurun toparlayın. Şey
Yani ben de şey Cihangir'in dediğine katılıyorum. Yani şey gibi Superman hikayelerine baktığın zaman hikaye Superman, biz geri kalan insanlıkta yan karakterleriz. Yani başımıza bir şey gelecek, Superman gel bizi kurtar şeklinde lanse ediliyor. Ya yani orada da işte sen izlerken Superman'le kendini eşleştiriyorsan, işte ben böyle insanları yardım eden, herkes benim elime bakan bir adam oluyorum diyorsun. Yoksa kendini oradaki yan adamlarla eşleştirip ulan başımıza böyle Superman gibi birisi gelirse ne bok yiyeceğiz mi diyorsun? Hani o bakış açısıyla da alakalı. O anlamda değil. O zaman mesela dışarıdan gelen bir tehdit düşün. Yani mesela uzaylı da olsa hani bir organize olup bir çözüm üretmek ya da şeyden ziyade elimizdeki en büyük silah işte Superman. O da zaten tek kişi. O da onları döver zaten. Onu yolluyoruz. Veya işte çözülemeyecek kadar yani sürekli insanlar bir sıkıntı çıkartıyor mesela Superman hikayelerinde. Sonra Superman toparlıyor. Yani ama böyle o zaman şöyle mi? Yani Superman varken insanlık hiçbir zaman çocukluğu bırakıp büyümüyor. Evet. Ama bir işte çok hani güzel bir şey noktaya pardon şunu kaçırmadan şey yapmak istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. Superman'i aslında uzaydan birileri geldiği zaman silah olarak kullanıyoruz değil mi? Hı-hı. Aslında Superman aslında bir atom bombası. Başka bir şey değil. Yani İşte zaten sorun burada değil mi, bu kadar gücün tek bir yerde toplanıyor olması? Tamam. Zaten sizin şu konuştuklarınızı gayet bence şeyde de işleniyor. Hani evet ilk dönemler sonuçta Superman'le kendimizi eşleştirdiğimiz için bu sıkıntı değil. Daha sonra bu dediğiniz problemlerden dolayı zaten Watchmen ya da işte The Boys gibi şeyler çıkıyor. Ulan tamam iyi hoş da bir de diğer insanların gözünden bakalım, normal insanların gözünden bakalım şekline geçince dediğiniz sıkıntıları da ele alalım. Ama işte o hikayeler daha doğru. Evet. Lex Luthor en başından bunu anlatmaya çalışıyor diye. Aynen. Tamam, aynen öyle. Lex Luthor haklıymış falan diyorsun. Ben Lex Luthor'un yanındayım. Öyle öyle. Yani, ya işte ama bahsettiğim şey şu. Yani Süpermen... Düşünsene insan ve kendi şey yani kendi beyninin gücüyle süperlik yapıyor ya. Lex Luthor işte ya insan budur. Bizim ama aradaki fark, aradaki fark işte art niyet değildi. Aradaki fark biri çocuk hikayesi. Yani Superman çocukça bir şey. Sonra yetişkin olunca iş öyle değil. Hayatta bir sürü parametre var deyince de Watchmen, The Boys gibi bir şeye dönüyor aslında olay. Yani evet aynı olay ama biri çocuk bakış açısı. Daha basit bir bakış açısı. Ha işte çocuklara bu bakış açısına şey yapınca bu yaşta olabilir. Tabii ki de böyle saçma buluyoruz. Çok doğal. Ama çocuklar da saçma bulmuyor. Çünkü çocukken güçlü olmak istersin. Bilmem ne. Hayattaki ama beklentilerin çok basit şeyler. O anlamda. Tamam demek biz bunu böyle komik buluyoruz da bu yaşta olup da bunu hala komik bulmayan insanlar var. O işte büyümeyen çocuklar diyoruz ama maalesef. O bizim biz, şimdi ben de büyümeyen çocuğum diyorum ama bu kadar da çocuk değilim ya. O kadar yani açıkçası şöyle eğer hikaye gerçekten ciddi bir şekilde ele alınmak isteniyorsa Superman hikayesi yani power corrupts, absolute power corrupts absolutely hı-hı şeklinde yaklaşıp Superman'in aynen eninde sonunda bir kötü haline geleceği ve dünyadan gitmesi gerektiği işlenmesi lazım. Aslında Batman. Şu Batman vs. Superman'de onu işlemeye çalıştılar da yani ne kadar güzel şeyler tartışılır. Yani ben açıkçası dünyanın geleceğinin Superman'in ruh haline bağlı olması fikrini reddediyorum. Yani bu tabii canım hoş bir hikaye değil. Yani bu kahramanlık hikayesi değil. Bu bir distopya hikayesi. İşlediler zaten i̇şlendi, o da var. Tabii o da var. Superman'in kendi içinde de işlendi. Dövüş oyunu var ya. Onun tamam. Evreni paralel evren orada işliyorlar. Karanlık Superman var ya işte. Delirtiyorlar altı işte ondan sonra. Yo etki altı değil ya şeyde işlediler onu işte. Bir şey, snap oluyor bir şey oluyor. Ha, patlıyor. Dövüş oyununun evreni öyle işte. Orada evet. Superman artık işleri kendine alıyor. Ya, bir hatırlayamadım ya dövüş oyununun ismini. Injustice. Neydi? Heh, Injustice. Gods Among Us dedikleri şey o işte. Var ama yo Superman'in o delirdiği aman delirirse ne olur başımıza ne gelir. Ama o daha çok var. şey meselesi. O işte taştan etkileniyor bilmem ne. Onlar hep böyle exceptionlar. Bu Gods Among Us'ta işte, hani artık bildiğin şey oluyor yani Superman. Evet tamamen doğal, natürel deliriyor. Evet natürel bir şekilde değil. Diyor ki siz kendi kendinizi yönetemiyorsunuz. Ben size öğreteceğim bu işi diye. Tabii. Yani işte ama senin dediğin de sonradan düşünmeye başlandı o. Katıldı işin içine de yani. Yani şöyle açıkçası. Yani bu şekilde baktığın zaman tamam hikayelerin içinde bunları da inceliyorlardı. Yani sonuçta
bütün dünya Superman diye baktığı zaman karşısında bir kahraman görüyor. Hı hı. Yani bu yanlış işte. O bir kahraman değil işte benim gözümde. Hepimiz o Superman olacağız. Hepimiz Superman olacağız. O zaman iyi olur çoğunluktan. Lex Luthor'un askerleriyiz. Oyum Lex Luthor'a. Bir sonraki seçimlerde oyum Lex Luthor'a. Zaten Lex Luthor'un kötü olarak gösterilmesi biraz zor. Biraz şey aslında onu yapabilmeyi yani hikayeyi biraz absürtleştirerek yapıyorlar. Yani Lex Luthor'un kötü yanı ne? Empatisi yok. Yani o da insanlar onun için bir şey. Yani feda edilebilir piyonlar. Evet, yani ha, o da aslında Superman'in kendi oyununu bozduğu için istemiyor. Yani şey, yoksa tabii, argümanların da dürüst değil. Lex Luthor bir narsist. Neden? Çünkü çok zeki bir adam. Ama yani bu tanıma baktığınız zaman bu manalı, anlamlı. Ama sonuçta Superman'in de narsist olması lazım bu kadar gücü varsa. Narsist olmaması bana absürt geliyor. Gerçek dışı geliyor. Yani evet, o yüzden Superman karakteri oturmuş bir karakter değil zaten. Çok çok iki boyutlu bir karakter yani. Yani şey yapsalar çok daha, yani Superman'i bir kötü karakter şeklinde işleseler daha derin, daha anlamlı, daha manalı olur gibi geliyor bana. Psikopat gibi işlemek de kolay değil o mi? O zaman yani o da kolay. Psikopat yani olmasına da gerek yok. Evet. Değil mi? Ben bir film önerisiyle şey yapayım, noktayı vereyim. Brightburn 2019 filmi. İzledim i̇şte onu. Ha. Mesela. Çok güzel. O da kötü olduğu versiyon değil mi? O tamamen işte bu hale gelir canım. Yani şey, hani Superman hikayesinde nasıl bebekken uzayda uzay aracılığı da dünyaya düşüyor. Tam mükemmel bir Amerikan ailesi Amerikan değerleriyle bunu yetiştiriyorlar. Sonra da işte gördüğümüz insanlığın temsili haline geliyor. Ama o Brightburn'de dediğin gibi ya, bir çocuk o yaşta o hale gelir. Yani. O güçleri varsa. Değil mi? Yani. Evet, hiçbir evet. Çocuk o yaşı o hale geçirmeden, yani o şeyleri yapmadan bir kere, yani şeyden, insanlığın... Oğlum alien olduğu oradan belli değil mi zaten? Alien yani. Evet. Bu arada Snyder'ın, yani Man of Steel'i o yüzden seviyorum. Çünkü Man of Steel'in esprisi o. Superman the alien. Yani ilk defa hani Superman'i, yani diyor ki genel olarak, yani filmin esprisi o yüzden eğlenceli bence. Bu diyor normal insan gibi düşünemezsin. Zaten değil de, dikkat edersen böyle kafa gidip değil. Duruyor şeyde de. Değil, o değil. Açıdan ben beğeniyorum bu arada Man of Steel'i. Yani çünkü Superman'i böyle bir, yani bir türlü ortama uyamayan bir tip olarak hani şey yapıyor. Hani hep o problem yaşıyor, hep uzak durmaya çalışıyor falan. O kısımları beğendim ben filmin şey olarak. Tabii sonra evet, en evet. Sonunda gene aynı yere çıkardılar, o ayrı mesele de işte. Yani işte o özüne geri döndürmeseler, çünkü özü 1930'larda dediğim evet, evet, yani, yani 30'ların kafasıyla yazılmış bir şey ve ona sürekli geri döndürdüğün zaman tabii ilerleyemiyorsun. Ya işte evet. Onu diyorum, yeni şeylerin yazılması gerekiyor. Bazı şeylerin hikayelerin evet. Son kullanma tarihi var evet. Yani sonuçta ve evet. Onun bu kadar sövmenin alemi yok. O yüzden Superman de ben yeni evet, Superman filmini dedi. İzlemedim o yüzden. Rejiden bana el ediyorlar. Evet. Reklam girecekmişiz. Evet efendim. Evet, süremizi aşmak üzere. Bir haftalık bir reklam aktivizim. O yüzden bu tatlı sohbeti böyle tatlı yerinde kesmek zorundayım. Evet, çok yapıyorum. Teşekkür ederim çok efendim. Teşekkür ederim. Ağzınızın sizin sağlık. Bal akıyor. Akıyor. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ay damladı. O zaman veriyorum. Outro'yu gir. Böyle ay bu intro. Zack Snyder edisyonu. Değil mi lan? Zack Snyder'da adam yanmış. Geber Superman. Yok onu konuşacağım.